Ne dokunuş ya? Biraz dokunuş lazım belli. Şimdi bak estetiğimden konuştunuz diye kızan bir şey kalkıp adama öyle bir şey söylüyor. Bana konuşursa ben de ona konuşurum. Hadi yani. Buyur. Buradan ya Gülüzel Hanım'ın kopyası. Şey dudak dolgucuma hem bahsediyoruz oradan hem de buradan geliyoruz yani. Dudak dolgucuna evet, mı? Hakan'ı. Dudak dolgusu mu lazım bana? Evet. Yok dudağın niye yok. Niye ineyim dudaklarımı yalvar? Söylemeyin hiç çok ayıp. Yok ama yani. Aylin kızar. Değil mi? Evet bence kaç yıllık evlisin Hakan? 1 yıl 2 ay oldu. Ay yeni. 1 yıl 1,5 ay, 1 yıl 2 ay. Mutluluklar bir ömür boyu. Nerede tanıştınız? Nerede tanıştık? Üniversitede tanıştık biz. Ay ne güzel. Üniversitede. O ne okuyordu? O anaokulu öğretmenliği okuyordu. Ben bir öğretim okuyordum. Pardon. Evet. Tamam. İkimizin aynı dersi alması mümkün değildi aslında ama AKST kasmak için iletişim dersinde buluştuk. İletişim dersi de sağınızdaki solunuzdaki insanları tanıyor musunuz, sohbet ettiniz mi diye bir soru sorunca. Aa taktiğe bak çok iyi. Ben de tık arkamı döndüm, arkamda i̇letişim oturuyordu. İletişim olmak için en iyi yer iletişim dersi. Merhaba dedim, ben Hakan dedim. O tabii ister istemez bir utandı. He. Direkt ben öyle atlayınca. Sen daha evvel gözüne kestirdin tabii. Ben daha evvel tabii arkamda oturduğunu biliyorum yani. He. İletişim dersi de ortaya atınca hoca da böyle bir şey. Tık tanıştık. Sonra? Kapıda bekledim. Bir şeyler çıksın diye evet. Bir şeyler içelim dedim. Gelmedi. Kabul etmedi, reddetti. Ekildin. Evet, ekildim. O iyi olmuş. Sonra hemen gelmez kızlar. Evet, bir hafta sonraki derste bir kahve içti kendisiyle ve şimdi de ömür boyu kahve içeceğimizi düşünüyorum. Allah bozmasın. Evet, bir ömür boyu sevgilim, seni seviyorum. Ay, yeni evlendiniz. Üniversitede ne zaman bitti? Benim üniversitem 2020'de bitti. Hmm. Sonra 2 yıl açıktan okudum Eskişehir. Evet. O tekrar Afyon'a DGS yaptı aydından Adü'den. Ay canım. Orayı da bitirince öğretmen şimdi olarak. Şimdi eş kontenjanında. Evet. İnşallah buluşacaksınız. İnşallah. Evet. İnşallah hayırlısı olsun. Anaokulu öğretmenliği zor bir iş. Zor ya evet. Velilerle uğraşmak, çocuklarla uğraşmak zor. Velilerle dedin önce. Öncelikle veliler. Ya tabii şimdi çocuklarımızı teslim ettiğimiz ilk yer anaokulu, kreşler. Dolayısıyla tabii ki zaten onlardan o noktada o yaşta kopmak çok zor oluyor. Dolayısıyla anneler, babalar daha endişeli, daha evhamlı oluyorlar. O kadar kötü örneklerle karşılaşıyoruz, kanımız donuyor. Allah ölelerinden korusun bütün çocuklarımızı, amin, evlatlarımızı. Onun için o iş gerçekten de... Ben çok seviyorum. Çok sevmen lazım çocukları çocuk ya. Çocuk sevgisi. Kendi çocuğun gibi zaten görmen lazım. Zaten çocukları sevmen kişinin bu işi yapacağını düşünmüyorum. Çocuk düşünüyor musunuz? Çocuk düşünüyoruz ama bir daha süre erken. Sonra. Evet daha bak, erken olduğunu düşünüyoruz. Evet tam tersi etki yapmasın. Çocuklardan bakıp ay ben çocuk yapmayacağım ya Hakan vazgeçtim diye. Yok çocuk gerçekten istiyoruz ama bir 2-3 yıl süre ihtiyacımız olduğunu bence düşünüyorum. Bence de daha evet, yeni evli. İşte kalplerimiz gel. Allah hayırlısını nasip etsin. Kalpler. Şey kötü mü yani bu görüntü? Hadi buna evet, da bir kutlak. Çiçekler, böcekler, kalpler. Kötü değil ki her şey olması evrene gerektiği mesaj gibi. Gönderir. Öyle mi? Falan ben böyle küçük küçük arabalar, ufak böyle bebekler falan beklemiştim masada. Bir sen kızımın masada oyuncaklarına getirebilirsin. Hiç getirseydin var ya konseptle o kadar hiç sıçırdı yok, ki. Hiç bırak arabalara bayılırım. Çok güzel olurdu. Yarın getiririm bol bol oynarsınız. Ama işte masa bitmiş olacak ya. Bir anlamı yok yarın getirmenizin. Bugün olaydı üstüne konuşurduk. Peki bu senin paketin mi? Sen ne getirdin? Gözüm ona takılıp duruyor. Benim paketim. Orada arkadaşım var benim. Canlı değil değil mi? Benim için canlı. Hmm. Çok kıymetli. Hmm. Birazdan tanıştıracağım. Ha öyle mi? Tabii tabii. Ben dedim özel eşyalarını buraya koymuyor çünkü yarışmacılar. Deminden beri o poşet gözüme takıldı. Neyse peki. Evet bu meşhur 5 dakika makinede yoğrulup sonra elinle yoğurmaya devam ettiğin tatlı bu mu? Evet. Haşhaşlı, irmikli. Gülcan'ın evet, tatlısı kalp. Haşhaşlı, cevizli. Ha pardon cevizli. Keşke bir tık daha ince yapsaydınız da içi güzel pişseydi. Böyle bu böyle olması hamur gerekiyordu. İçinde... Bir tık ince olsa sanki bir tık ince. Bir tık. Bir tık ince olmasını isterdim. Pişmemiş mi? Pişmişliğine bir şey demiyorum. Böyle hamur gibi kalıyor ya. Bu tarz tatlılarda böyle bir içinde hamurluk oluyor. Tam olması gerektiği gibi. Öyle tam diyorsanız... Ben şerbeti mi çekmemiş? Yok şerbeti çekmiş. Hmm. İçinde böyle biraz hamurluk var. Biraz daha ince olsaydı, biraz daha ince. Peki hemen tekrar bakalım. Hı-hı. Biraz daha ince olsaydı içi... Tam yapmak çok... istediğim gibi. O zaman ellerinize sağlık diyeyim. O zaman beğendin mi yani? Hayır. Siz hadi, hiçbir şeyi beğenmiyorsunuz ya. Hiçbir şeyi beğenmemeye gelmişsiniz. Dondurma çok güzel. Kendi gününü atlatmışsınız. Dondurma çok güzel. Kendi gününü atlatmışsın. Elinize sağlık, güzel almışsın. Ve hiçbir şeyi beğenmemeye gelmişsiniz. Biri yoğurdu beğenir, biri dondurmayı. Fabrikanın. Asla başka bir şey değil, oynuyorsun. Kendi keşke güzel oynuyorsun yapsaydınız Gülcan Hanım. Vallahi size hakkınızı kendi verirdim. Kendi puanlarını korumak için bu oynuyorsun. Bu kötü menüye rağmen gerçekten hakkınızı verirdim.
Hiç adaletli oynuyorsa değilsiniz. Alışmışsınız. Hiçbir şey oynamıyoruz. Biz buraya oynamaya gelmedik ki. Eleştirmeye geldik. Bilerek beğenmiyorsunuz. Bilerek. Eğer beğenmiyorsunuz farkındaysanız ya. Her şeyin tadına baktım ve bak, bıraktım. Ya Burak söylediğinize bakar mısınız? Kamera yakalamıştı. Ay bu acı çekiyor. Şey işkence ya, ediliyormuş gibi. Evet, surat ifadem ben. Ya bahane bulamıyor Zuhal Hanım. Bir tık daha ince olsaydı. Yok, İçi hamur diyor. Buna İçi neresi hamur? Bir saniye ben başka görüş almak istiyorum. Tatlı ile ilgili buna katılan var mı? Yok ben tatlının pişme derecesini sevdim. Hamur ama değil ortasında. Bana göre hamur değil ya da bendeki hamur değil bilmiyorum. Ama şey şerbetin şeker oranı az. Tam şerbetini emmiş ama o... Yok şekeri iyi ya. İyi yani ya. Şerbetin şeker oranı iyi. Daha da şeker ne olur. Çok böyle yani, yoğun. Konuşmak için konuşuyorlar ya. Öyle mi? Gerçekten bu tatlı. Hadi bir şef yorum güzel yani. Bir tatlı. Cevizi, haşhaşı, şerbeti. Afiyet olsun. Aşçı ne yapıyor ya? Herkes konuşmak için hamur olmuş. Cevizini beğenmiş. Sen konuşmak için bilmiyorum bölme bir dakika. Evet. Ama şey malzemesi falan cevizi falan oranı falan güzel olmuş. O anlamda beğendim. Tabii belki ben şerbetli tatlıları bir tık daha şekerli seviyorum. Hayır, ama o senin özel tercih şey ama şekerini iyi ayarlamış. Yani. Ölçülü kullanıyorum. Yok yok tam. Pişmesi tam. Falan bana göre hamur afiyet değil olsun. İçi güzel pişmiş. Ondan sıkıntı yok. Zuhal Hanım benim baklava cheesecake'imin yanında şöyle bir tatlı. Yani en azından şu menüde keşke hani ben tatlıyı o da çok noktayı o yaptım ya. Konuşabileceği tek bu var zaten. Evet sadece tatlı var. Yemek konusunda kusura bak. Senin hazır fıstıkları nasıl? Ve hazır... Fıstığı ben nereden? Ağaç, ben ağacımda fıstık mı hazır vereceğim? Yetişirken dediniz hanımefendi fıstığınızı. Bol bol fıstık yani o fıstığı, bol fıstığı her yere bütün tatlıya koysanız hiç beğenmediğiniz tatlı bile süper olur. Ceviz koymuşsunuz, hayır bir şey diyeceğim. O kadar emek yok, var, güzel, o kadar lezzetli. Tatlıma asla laf söyletmem ve o kadar kısa zamanda ben baklava cheesecake'i tam kıvamında ben yapmışım. Tam... Ya şu tatlıya laf... Kendinize yakışanı yapmışsınız. Diyebileceğim sadece o. Dondurma için teşekkürler. Peki Okan? Tatlıyı genel olarak beğendim. Afiyet olsun. Dünkü tatlı kadar beğenmedim tabii de. Fena değil. Fena değil. Dondurma da güzel. İyi bir lezzet vermiş. İçinde şeydi ama benim artık bu masayla ilgili çok fazla söyleyebilecek bir şeyim kalmadı. Zaten bitti tatlıyı. Ben arkadaşım Şuayb'den son... Şuayb? Tabii Şuayb o. Ha Şuayb'e mi geldi? Son yorumu ona bırakıyorum. Şu gerçekten ayı söyleyebileceğim tek şey o. Aa. Okuduğumdan beri konuş çocuğum diyeceklerim bu kadar. Siz şaka mısınız? Dalga mı geçiyorsunuz? Menüyü yazarak siz benimle dalga geçiyorsunuz. Siz çocuk diye menüyü eleştiriyorsunuz ama siz çocuksunuz ya. Buraya uyusun diye gerçekten getirdi. Gerçekten çocuksunuz siz ya. Büyük bir eksik tamamlıyorum ben şu an. Ne hale bak. O kadar komiksiniz ki. Gerçekten. Gülemiyorum bile size. Ben gerçekten gülüyorum. Gülemiyorum bile size. Bu arada... Bunu ben kızıma almışım, yaşı 3'tü falan, horoz. Çok tatlı bir oyuncaktır da, gerçekten bu senin arkadaşın mı? O benim son nokta koyucum. Sen gerçekten... Tabii, kelimelerim tükendiği zaman, artık hiçbir şey anlatamayacağım zaman, son noktayı hep o koyar. Şuayb mi koyar? Ben sizden alıyorum, kızıma götürüyorum. Bak, sen bunu başka nerede Şuayb kullandın? Veremem. O benim. Başka bir yerde kullandın mı? Her zaman. Şuayb'i. Her zaman kullanırım, evet. Şuayb, merhaba. Okan Bey'in elindeki Şuayb çok gereksiz bir şeydi ya. Onu masada çıkartmamak gerekiyordu. Ben olsam kötü hissederdim. Eminim Gülcan Hanım da bugün onu görünce çok kötü olmuştur. Ya, Okan Bey tatlı yedikten sonra finalde elinde saçma sapan bir oyuncakla geldi masaya. Zaten hep kendine yakışmayan konuşmalar yapıyor ama o oyuncakla birlikte gelmesi de masada kendini komik duruma düşürdü. Okan Bey arkadaş olarak Şuayb'i getirdi. Kendisi zaten influencer, kendini tanıtmak için geldiği için her masada şov yapmaya çalışıyor. Ben artık masayla ilgili yorum yapmaktan gerçekten yoruldum. Zaten bir yol arkadaşım vardı Şuayb. Masayı onu çıkarttım ve son sözü onun söylemesini istedim. Çünkü gerçekten o masaya söylenebilecek tek şey bak sözüydü. Başka hiçbir şey söylenemezdi. Evet peki tatlıyla ilgili Hakan'dan da yorum alalım. Ben genel olarak tatlıyı beğendim. Dediğim gibi şerbetin, cevizin, haşhaşın, hamuru da hamur bulmadım yani tatlıyı. Afiyet tamamen olsun. Gülizar Hanım yorum yapmaya gelmiş. Afiyet bunu da olsun. Üstüne basarak konuşuyorum. Beğendiğimiz şeyleri beğendik diyebilirsek çok mutlu olurum ne ya. Ne güzel. Afiyet lezzet olsun. Arıyoruz çünkü biz burada. Ne güzel. Hakan da böyle bir yorum yaptı. Peki tatlı şimdi yorumlarını da aldığımıza göre ne yapıyoruz? Açık oyleme geçiyoruz. Buyurun.